Estetik bir ilki daha gerçekleştiriyor ve türkülere hayat veriyor. İlk olarak Kütahya'nın pınarlarını ekranlarınıza getiriyoruz. Ünlü sanatçımız, güzel sesli türkücümüz Zara'nın sesiyle başka bir güzellik kattığı Kütahya'nın pınarları türküsü. Ya da diğer adıyla Vehbi ile Düven'in dramla sonuçlanan aşk hikayesi. Bakın bu olayı halkımız zihinlerinde ve yüreklerinde nasıl desteklemiş. Sizleri ekrana bağlayacak hüzünlü bir hikaye. Kütahya'nın Pınarları. Aşk, ihtiras. Ne istiyorsun benden? Çeşme başına ne diye beni çağırmış? Devletimi bilmiyor musun artık? Lan susun! Benim olacak! Bırak olsun diyor! Bırak olsun diyor! Dehşet. Köy Kahvesi'nin radyosundan gelen yanık türkü sesi dinleyenleri geçmişe, çok ötelere götürür. Sanki bütün köy kendini suçlu hissetmektedir. Tam bu sırada kahveden yankılanan yanık türkü sesi yoldan geçen çifti de etkiler. Canan, yine o türkü. Evet, o türkü. Sanki dün gibi Canan. Acı o kadar taze ki. Hayden, deli miydi Duvaksan? Hayır, sadece yaşamayı seviyordu. Sadece yaşamayı. Sevdiği kızın böyle horlanması ve taciz edilişi Vehbi'ye çok dokunur. Bir an evvel annesine söyleyip Düve'yi istetmeye karar verir. Anne! Anne evde mi? Evdeyim, ne bağırıyorsun lan? Babanla konuştun mu sen bu Düve işini? Konuşmadım. Niye konuşmuyorsun anne? Delinin biri o. Deli demen kızı, hayat seviyor, insanları seviyor anne. Ne
Onun için başka şeyler söylüyorum. Ne alakası var? O dedikoduları ben kimin çıkardığını biliyorum. İyi be, konuş onun babanla. Konuş mu babanla? Yoksa İzzet'le başım çok kötü belaya girecek anne. Yarın gider ister. Konuşacaksanız konuşun anne. Ben Dallı'ya gidiyorum. Bu işin sonu kötüye varacak. Vehbi Düve'yle evleneceği günü düşünürken haber çoktan köye yayılmıştır. Kopuk İzzet çılgına döner. Duydun mu lan? Sarılan İzzet. Neyi duydun oğlum? Senin kuşu evden uçuyor. Ne kuşu oğlum? Çıkar ağzındaki baklayı. Deli Düve'yi istetmişler. Yakında düğününe gideriz artık. Ne diyorsun oğlum sen? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu lan? Deli Düve'yi kimseye yar etmem. Kimseye yar etmem Deli Düve'yi. Kim sanamayacak onu? Gelin o zaman. Plan yapacağız. Yarın akşam Deli Düve'yi kaçıracağız. Tamam mı? Ben o işte yokum arkadaş. Hadi lan sen de o zaman. Git işine. İkili. Hadi lan. Mahalle bir çocuğu seni. Baba. Kızı ikimiz kaçıyoruz. Tamam mı? Anca beraber kanca beraber. Canım benim. Sağ ol babacığım. Yarın kaçırıyoruz. Kız ve oğlan tarafı evliliğe onay verirler. Kısa süre sonra düğün yapılır. Vehbi ve Düve baş göz olurlar. Seni almışım Güdüve. Ne için lan? Öyle deme kız. Sen başkasın valla. Senin yanında insanı hiç canı sıkılmıyor. Her an bir şeyler yapıyorum valla. Herhalde ben öyle evde öyle lök gibi oturup kalamam bir kere. Gezeceğim, dağ bayır dolaşacağım. İçim içime sığmıyor benim. Bir de köylü bilse seni. İçine girebilse, kalbine girebilse, oradaki altını bir keşfetseler. Aman bana ne be köyden. Alır başımızı gideriz buralardan. Şehre gideriz. Birazcık paramız olsun. Çocuklarımızı da orada okuturuz, büyütürüz. Sonra salıveririz koca dünyaya. E valla ne iyi olur. Her yere bir tane deli düve. Dünyaya karası mı var? Her yere bir deli düve mi? Ben deliysem sen de delinin. Dur. Kocası oluyorsun ama. Benimle tamam. Bahmet geç. Gelir ver güle. Çabuk olalım aşkım. Her şeyi paylaşalım. Ben kendimi sana adadım. Birbirine deli gibi sevdalı olan genç çiftin mutluluğunu hazzedemeyen kopuk İzzet intikam peşine düşmüştür. Hanişe, al şu parayı, bu işi hallet, tamam mı? Tamam, sen hiç merak etme. Ben şimdi gider hepsini birbiri anlatırım dediklerini. Yalnız geldiğim zaman da paranın tamamını isterim, ona göre haberin olsun. Tamam, sen bu işi hallet, ben seni paraya boğarım. Tamam mı? Peki, tamam. Kız Düve! Deli Düve! Aa, Hanife! Hoş geldin kız, hayırdır bu saatte? Vallahi pek de hoş gelmedim kız, sana kötü haberlerim var. Hayrola kız, ağzından yel attı, ne kötü haberin olabilir ki? Yolda gelirken sarıların İzzet'i gördüm. Sana geldiğimi anlayınca sana haber gönderdi benden kız. Ne isteyebilir ki köpek, bana ne haberi olabilir ki? Evli olduğumu bilmiyor mu? Düştün yakamdan gari. Vallahi bilmiyorum, ona söyle yarın akşam çeşme başına gelsin dedi. Eğer gelmezse kocasının gözlerini oyarım diyor. Ne? Kocamın gözlerini mi oyarmış? Havlayan köpek ısırmaz. Çekilsin gitsin başımdan. Vallahi kız bana hiç öyle gelmedi. İstersen yarın bir git görüş kendisiyle. Allah Allah. Düve. Deli Düve aç kız, ben geldim be. Hadi. Kız açsana. Nerede kaldın be? Hiç sorma başıma gelenleri. Gel anlatacaklarımı. Bu sen deme mi?
mi gelinim? Gel gel. Ne olmuş yine? Neler oldu neler? Allah Allah. Geldi be gel. Sorma başına geleni bu ev. Ne oldu? Hayırdır anlat bakalım bir. Bir rahatla bir nefes al. Tarladan eve gelirken bir kahveye uğrayayım dedim. Sarılan'ın İzzet'i fena almış kahvede temizliyor. Ne? Vallahi. Temizleyecek başka yer bulamamış mı? Hiç sorma bir ateş alır. Kurşun kulağımın dibinden geçti valla. Ne? Az daha gümbürtüye gidiyordum. Verilmiş sadakamız varmış değil mi? Ama kahvedekiler de iyice bir parma attılar. Ay geberiyorum yorgunluktan, dallı da anam ağladı. Düve, sana diyorum düve. Çok yorgunum. Neyse su geçti. Getiren sana ben. Sen bana bir su getir. Su getiren sen de hatta. Bir şeyler hazırla. Ben şuraya biraz bak. Hadi. Bu deliyse gelir lan. Ha? Eskiden beri sanıyorum. Gelir değil mi? Gelir biliyorum. Biliyorum gelir. Kopuğun İzzet. Ne istiyorsun benden? Çeşme başına ne diye beni çağırdı? Devlet gibi bilmiyorum bunlar. Bırak dursun. Benim olacak. Bırak olsun diyor. Bırak olsun diyor. Benim olacak. Oh,
İşte bu olay dilden dile, gönülden gönüle ulaşarak günümüze kadar gelmiş, Kütahyalılar tarafından dizelere dökülmüş gerçek bir hayat hikayesidir. Düve'yi bu olaydan sonra bir daha gören olmamış. Kaçırılıp tecavüze uğrayan Düve, aklını yitirip bir daha köyüne dönmemiştir.